Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere hazırlarından kat kat güzel ve de lezzetli ev yapımı Ibiza tatlısı tarifi vereceğim. Tarifimizin önemli püf noktalarını, detaylarını kaçırmamak adına videoyu sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyiniz ve de beni hangi ülke veya şehirden izlediğinizi yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hemen işimize pastamızın en alt tabanını hazırlamakla başlayalım. Bunun için 2 paket kadar burçak bisküviyi, yani ortalama 250-280 gram kadar bisküviyi rondodan tamamen pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar geçirelim. Bu arada her ülkede sanırım burçak bisküviden bulunmuyor. O yüzden eğer bulunduğunuz ülkede burçak bisküvisi yok ise onun yerine lotus bisküvisini de kullanabilirsiniz. Bu tarife özellikle çok çok yakışacaktır. Bisküvilerimiz robottan geçirdikten sonra üzerlerine bir dolu yemek kaşığı, yani ortalama 20-30 gram kadar eritilmiş tuzsuz tereyağı ekleyip güzelce karıştıralım. Ardından dikdörtgen bir geniş, olabildiğince geniş bir tepsi alalım. İçerisine hazırladığımız bisküvileri ekleyip her tarafına güzelce yayalım. Ardından tabanı düz olan herhangi bir şey alalım. Ben cezve kullandım. Bardak, tabak, ne isterseniz kullanabilirsiniz. En alt tabanını bu şekilde güzelce düzleştirelim. Bu şekilde tepsinin her tarafına güzelce yaydıktan sonra ikinci bir işleme kadar tepsimizi soğutucuda dinlendirelim. Geçelim artık muhallebimizi hazırlamaya. Muhallebi için 1 litre sütü uygun bir tencereye alıp üzerine 1 su bardağı toz şeker, 1,5 su bardağı un ve 2 dolu yemek kaşığı kadar kakao ilavesi yapıp çırpıcı yardımıyla pürüzsüz güzel bir kıvam alıncaya kadar malzemelerimizi çırpalım. Hazırladıktan sonra önce ocağımızı yüksek ateşte açalım. Isınmaya başlayıncaya kadar bu şekilde sürekli karıştırarak devam edelim. Ardından orta ateşte kaynamasını bekleyelim. Yeteri kadar pişirdikten sonra ocağımızın ayarını en kısık ayara getirelim ve üzerinde kabarcıklar oluşmaya başladığında, yani hafiften kaynamaya başladığında içerisinden bu şekilde çırpıcımızı çıkartalım. Bir kaşıkla veya spatula ile işimize devam edelim. Kaynamaya başladıktan sonra da en az 4-5 dakika boyunca kısık ateşte muhallebimizi pişirmeye devam edelim ki daha sonrasında tatlımızdan un kokusu ve tadı gelmesin. Yeteri kadar pişirdikten sonra üzerine 100 gram kadar çikolata, ben damla çikolata kullandım. Bitter veya sütlü çikolata da kullanabilirsiniz. 1 paket vanilin ve 1 dolu yemek kaşığı kadar tuzsuz tereyağı ekleyelim ve malzemeler içerisinde tamamen eriyene kadar güzelce karıştıralım. Ve artık muhallebimiz hazır olmuş durumda. Şimdi soğutucudan çıkarttığımız tepsimizin üzerine güzelce yayalım. Bu arada benim tepsim çok çok büyük bir tepsi olmadığından muhallebinin tamamını üzerine ilave etmedim ki daha sonrasında tatlımızı sararken hem zorluk çekmeyelim hem de çok kalın bir görüntü olmasın. Ortalama küçük bir kase, yani 1 su bardağı kadar ayırdım. Hatta 1 su bardağından az olmuştur. Ayırdım kenarda, onu kullanmadım. Yani üzerine ilave etmedim ki tatlımız çok fazla, dediğim gibi, kalın olmasın. Ben kendi tepsi ölçümü açıklama kısmına eklerim. Eğer benimkinden daha büyük ise muhallebinin tamamını gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ve bu şekilde hazırladıktan sonra tamamen soğuyana kadar muhallebimizi dinlendirelim. Yani pastamızı tamamen soğuyana kadar beklettikten sonra geçelim şimdi kremamızı hazırlamaya. Krema için 1 su bardağı soğuk sütte 1 paket krem şantiyi güzel pürüzsüz kıvam alıncaya kadar çırpalım.
Bu arada her krem şanti aynı şekilde çırpılmaz. O yüzden hazırlamadan önce mutlaka üzerine okumayı ihmal etmeyiniz. Krem şantiyi hazırladıktan sonra üzerine bir paket kadar çırpılabilir hazır krema ekledim ve çırpmaya devam ediyorum. Ortalama 3-4 dakika içerisinde krema da artık hazır olur. Bu aşamada isterseniz üzerine eritilmiş beyaz çikolata ekleyebilirsiniz. Çok çok yakışacaktır. Elimde olmadığı için, daha doğrusu elimde olan beyaz çikolata erimediği için ben ekleyemedim. Şöyle artık kremamız hazır oldu. Hemen pastamızın üzerine gezdirelim. Bu arada alt tabanı tamamen soğumuş olmalı. Yani ılık da olmasın ki kremamızı eritmesin. Elimize şöyle herhangi bir spatula alalım ve her tarafını eşitleyelim. Ve pastamızın kremasını da güzelce düzleştirdikten sonra artık hazır olmuştur. Bu şekilde en az 4-6 saat kadar buzdolabında tamamen soğuyana kadar dinlendirmemiz gerekli. Ne kadar çok uzun süre dinlenirse o kadar güzel olur. Zira ben bu şekilde tatları hazırladığımda mutlaka bir gece öncesinden hazırlar, ertesi güne kadar bekletirim. Sizlere de tavsiyem o yönde. Yani eğer yapacaksanız sizlere tavsiyem bir gece öncesinden hazırlayıp ertesi güne kadar bekletmeniz. Sararken görüntüsü güzel olsun diye en kenarda kalan kısımları ince bir şekilde kestim. Sizler yapmaya da bilirsiniz. Daha sonra bıçağın ucunu bir peçete yardımıyla sildim ve tekrardan pastanın içerisine alarak önce uzununa, ardından ise enine dilimler şeklinde hazırladım. Toplamda 6 adet büyük ibiza pastası hazırladım. Aynı pastanelerdeki boyutlarda oldu. Sizler isterseniz daha küçük de yapabilirsiniz. Bu arada her defasında pastamızın görüntüsünü bozmasın diye mutlaka bıçağımızın ucunu bir peçete yardımıyla güzelce silelim ve pastalarımızın içerisinde muz zaten kararmaya başlayacağından ve muz da bildiğiniz gibi çok hızlı kararan bir meyve olduğundan önceden hazırlamamıştım. Daha sonra pastamın dilimlerini kestikten sonra dilimlerin boyutunda bu şekilde hazırlayıp üzerine yerleştirdim. Ardından bir spatula yardımıyla şöyle kenarından yavaşça kaldırarak hızlıca sardım. Üzerindeki görüntü tam da bu şekilde olmalı. Şöyle gördüğünüz gibi çok hızlıca sarıldı ve asla herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Yani kenara bir yağlı fırın kağıdı koyup o şekilde de yapabilirsiniz ama gerçekten ben hiç gerek duymadım. Kendi kendinize iki fazladan iş çıkarmış olursunuz. Hiç gerek yok. Şöyle hızlıca sarabilirsiniz. Yine aynı şekilde muzu hazırladım. Bir spatulayı elime aldım. Üzerine yerleştirip hızlıca sardım. Eğer pastanız yeteri kadar dinlenmişse dediğim gibi sizi asla uğraştırmayacaktır. Bu arada tüm videolu tariflerimde olduğu gibi bu tarifte de bildiğim tüm püf noktalarıyla, detaylarıyla tarifi sizler için anlatmaya çalıştım. Eğer videonun herhangi bir kısmını anlatmadıysanız tamamen anlamış olmanızı umuyorum. Ama yine de herhangi bir soru işareti aklınızda kalırsa yorum kısmına yazarak sorabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi kontrol edip cevaplamaya çalışacağım. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için hepinize çok çok teşekkür ederim ve pastalarımı artık servise hazırlar. Gördüğünüz gibi görüntüsü gerçekten çok güzel. Lezzetini de herkes çok beğendi. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Sizler de isterseniz görmesini istediğiniz arkadaşlarınız var ise aşağıdaki paylaş kısmına tıklayarak sevdikleriniz ve ailenizle, isterseniz sosyal medya hesaplarınız üzerinden, isterseniz de WhatsApp hesabınız üzerinden paylaşımda bulunabilirsiniz. Bir sonraki videolu tariflerimi kaçırmamak adına kanalıma tamamen ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Tekrardan sizlerle görüşmek ümidiyle kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri Allah'a emanet ederek sunumla baş başa bırakıyorum. Görüşmek üzere.